Futbol.net'e hoş geldiniz. Nebil Evren'le birlikteyiz. Futbol gündemine Zira Türkiye Kupası arası verildi gibi oldu. Gündem çok yoğun değil ama şöyle bir düşüncemiz var. Geçen hafta derbi oynandı hafta sonunda. Beşiktaş kazandı. En azından siyah beyazlı camia ligin bir bölümünde rahat bir nefes aldı. Biraz daha hani Abdullah Avcı'nın maç sonunda soyunma odasındaki konuşması gibi... Hı hı. Ya yani o duyguyu yaşadı. Özgüven kazandı ve tabii ki zaten çok büyük bir puan farkı yok. Galatasaray ile 1 puan, Fenerbahçe ile 5 puanlık bir fark var. Dolayısıyla daha ligin başında sayılabiliriz. Beşiktaş zirveye tutunabilir. Tutunur mu, tutunmaz mı o ayrı konu. Kadro yeterli mi, derinliği yeterli mi? Ama Galatasaray açısından sıkıntılı dönem devam ediyor. Her ne kadar Beşiktaş'ın 1 puan önünde olsa, Fenerbahçe'yle arasında 4 puanlık fark olsa da takım içerisinde saha içerisinde sorunlar var. Sanki sağ dışındaki sorunlar sağ içine çok net yansıyormuş gibi gözüküyor. Bunu konuşacağız ama bugün ağırlıklı olarak sizlerden soru almayı planlıyoruz ve ayrıca belki soru gelirse hububat fiyatlarında ne evrenle birlikte konuşuruz. Tabii bu konu ana yüzden... konumuz çünkü ET konumu. Spor servisi olarak <laughs> hububat fiyatları, evet. Cinayet Süsü filmi, harika bir film. Gidi seyredin. Güzel mi? Ben çok yani çok kişiden duydum. Hem de hani yani... zevkine inandığım ki sen de onlardan birisin. Sağ. ol. Şöyle bir şey var. Ya yani şimdi çok uzun zamandan beri birçok filme mesela Joker'e de gittim. Hı, hı Beklentim yüksek miydi? Yüksekti. Çünkü güvendiğim arkadaşlar işte orada Joaquin Phoenix'in oyunculuğuna e, hep sürekli dem vurup gerçekten de muazzam bir oyunculuk ama filmden çıkarken oh bitti de çıktık diye. Çünkü alacağımız adamın oyunculuğuyla ilgili o iki saati zaten 45 dakikasında alıp doymuştuk aşağı yukarı. Ben Naçizane. Şimdi Cinayet Süsü farklı bir film. Ölümlü Dünya diye bence kült olmaya aday Ali ilk filmi ve aynı ruhta aynı dokuda aynı tonda farklı bir mizah yapıyor. Eğer Ölümlü Dünya'yı beğendiyseniz bu filmi de kaçırmayın. Size tavsiye absürt, seviyorsanız absürt komedi seviyorsanız eğer. Yoksa böyle MKG bize bu filmi tavsiye etti? Tırnak içinde <laughs> beddua <laughs> edebilirsiniz. Yani e bence e... bir belgesel tavsiyesinde bulunayım bari. Geçen tesadüf, yani seyredelim mi seyretmeyelim mi diye bakarken doğal doğal olmayan ne denir? Unnatural, doğal olmayan. Evet. Seçim bon. diye. Yani o zaman Gen ben de bir bilimi, şey genetik ha. bilimi üzerine ben genetik biliminin açıkçası bu kadar ilerlediğinin farkında değildim. <laughs> Öncelikle bir farkındalık yaratıyor insanda yani. Ve tabii hani bunun etik ve ahlaki Sonuçları tartışması da evet yani ne kadar müdahale edilmeli edilmemeli bir 4 ya da 5 bölümlük bir belgesel birer saatten ee, işte yapılan deneyler var fareler üzerinde bir HIV virüslü evet. bir insanın insanı iyileştirme çabaları var o kendini bir denek olarak kullandırıyor vesaire. Çok böyle izlerken nereye gidiyor bu dünya? Bu genetik ile nereye varırız? Nereye götürür? Ee, hakikaten insan çok sorgulamaya başlıyor. Ee, çok ilgin çok ilgimi çekti. Böyle iki günde dört Düşünmeye bölümü ya Ben seyretmedim ama tahmin edebiliyorum. Yani bu gitmiş. işin bilim her zaman biz bilim tarafındayız ama bilim böyle ilerlemeye devam ederse tabi bazı hastalıklara kökten çözüm bulunacak ama bir taraftan da çok formasyonu ölü, değiştirecek insanın hayvanı. Yani evet. mesela Sümerler çok paralel bir örnek olacak mı bilmiyorum da insan kendi kendini yok edebiliyor. Sümer medeniyetinin yok olmasının nedeni dünya üzerinden yerleşik şey hayata geçtikten sonra sulama ile ilgili verim almak için sulamayı arttırmışlar. Sulama arttıkça verimin arttığını görmüşler ilk başta ama sonra topraklar çoraklaşmış. Sonra yukarıya 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 daha refah içinde yaşayabilecekleri topraklara doğru göç ederek ve sonrasında bütün toprakları çoraklaştırarak ve ürünü alamayarak tarih sayfasında yok olmuşlar. Yani biz yüzyılımızda kendi yaşadığımız çağda da kendi elimizde hastalıkları iyi edelim derken ortaya çıkardığımız bir takım genetik deformasyonlarla ya da tamamen işte kendimiz bazı e, döngüye insan eli sokarsak evet zaten çok yani ne olacağını biri bu. kestiremeyiz. O ilahi döngüyü bozarsak yani mesela Yeni Zelanda'da müthiş bir sıçan yani fare evet, ama evet, sıçandır ya. Sıçan problemi yaşanıyor. Biz ona güneyde ne deriz biliyor musun ne dersiniz? Bersin. Cardon. Cardon mu? <laughs> evet. O ne? Ya? Böyle Fransızca fare, gibi şey. Cardon. Fare büyüğüne Anladım, ha. Cardon geçti Büyük diye. bir problem yaşanıyor ve bunun genetiğiyle oynanın kendi kendini yok etme ihtimali doğuyor. Bunu öneriyorlar. Halk kabul etmiyor mesela. Veya işte Burkina Faso'da sivrisinek sıtma evet. biliyorsun çok büyük bir evet. has problem Afrika'da. Ona karşıt eylemler yapıyor. ya bir yandan evet bu hastalık ortadan kalkacak ama bir yandan da yani doğanın kendi olağan e, işte döngüsünü bozmayın diye eylemler yapılıyor gibi böyle çok tartışmaların da olduğu çok ilgi çekici bir belgesel. Ben diyorum. de o zaman bir belgesel yani hanı komediden komediden <laughs> hem de konumuzla alakalı ee, ben sadece evde belgesel seyrediyorum sinemayı sinemayı evet, seyrediyorum. Evet. Telebole seyretmedim ya telebole efsaneydi ya. Ya. <laughs> <laughs> ya keşke yine olsa da aynı düzeyde ilk telebole'yi söylüyorum yani evet. soyunma odalarına girildiği maç öncesinde röportaj yapıldığından bahsediyorum. The Game Changers diye muhtemelen seyretmişsindir Aa, sende. Seyrettim. Yani bitkisel bazlı vegan beslenmenin insan hayatındaki pozitif etkisini hem vücut anlamında hem de evet. sonunlarına doğru da ekonomik ve tüketim psikolojisi anlamında Aynen. Ortaya koyan bir buçuk saatlik bir belgesel inanılmaz gerçekten seyredin e, hak vereceksin tıpkı Nebil'in etkilendiği gibi ben de etkilendim ama vegan beslenmekte pek kolay değilmiş Değil. yani yani <laughs> süt de yok yumurta evet, da yok evet, tavuk nasıl yani? zaten tavuk yok da yani süt de yok süt olmayınca zaten Eyle bizim gibi etoburlar için zor yani, yani geçen gün işte acı badem kurabiyesinin içinde de vegan e besleniyor baba. onu bile yiyemiyorsun yumurta akı varmış zor iş o. Zor Bize ama gelmez. çok faydalı. Yani evet. şöyle bir örnek evet. veriliyor 1930'larda, 40'larda, 50'lerde neyse ya da 50'lerde, 60'larda sigaranın reklamının doktorlarla yapıldığı, sigaranın reklamının sporcularla yapıldığını hatırlatıyor ve şimdi de et bazlı beslenmenin protein Evet bazlı besle ya da hayvansal protein bazlı beslenmenin promosyonu <laughs> belirli çevrelerce yapılıyor. Acaba 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra şimdi nasıl sigara içenler hakkında ya nasıl <laughs> sigara içiyorsun diyoruz? Nasıl etiyorsun diyebilir miyiz diye kafada bir soru işareti çünkü vücuda verdiği zararları görünce hmm. oluşuyor. Şimdi buradan Şimdi yeniden bir sürü soru görüyorum ben. bir sürü, En güzel soruyla başlıyorum. So, o sorunun da bazı arkadaşları herhalde harun olacak. Evet. Diyor ki Galatasaray ile ilgili çözüm reçetesini özellikle özellikle hmm. ama özellikle Nebi Evren'e soruyorum diyor. Öyle mi? Kim evet. soruyor? Bir daha Harun Ulucan. Harun Ulucan. Özellikle, özellikle bana soruyor. Evet, özellikle sana e, soruyor. Zor soru oldu, <laughs> zor soru <laughs> oldu. O çete bilsem gayet etkileyeceğim. Şimdi 3 doz huzur, 5 ee, doz taktik. Ya şey. tespit, bu tür durumlarda tespit yapmak çok <laughs> kolaydı. Sağ dışında evet, evet. huzursuzluk var, sağ içine yansıyor. Bazı futbolcuları dinlendirmek lazım. Gençleri de ee, bunu pratiği okey de sonucu ne olacak? Falcao'ya bir e, gen, hemen genetik biliminden yol bulsun. Evet. Farkcao'nun hasta, sakatlığı düzelsin. Ya benim tabii yani biz saha dışını çok bilmiyoruz. Çok da konuşmayı da sevmiyoruz zaten hani genel olarak ekip olarak. E, saha içinde benim gördüğüm Galatasaray oyun kuramıyor. Galatasaray böyle ön tarafa doğru gidemiyor. Hatta bu son dönemde sosyal medyada ben de o maçı ya yani maç sırasında o anı tespit etmiştim hakikaten. İnanılmaz. Bir video var. İnanılmaz. Yani önde sadece Andone bir de solda galiba Babel. Galatasaray top sahasında iki Beşiktaşlı var ama 7 kişi Galatasaray'da hepsi birbirine yakın ve orta yuvarlağın orada. Enzonzi de mi? Enzonzi de galiba. Ya, ya hani. bir de topu kaptırıyor Beşiktaş. Tabii çok net bir kontra atak fırsatı olmasa da önde 20-25 metrelik boş bir alan var. var. Topu kat etmek, topla kat etmek yerine dürterek e Enzonzi ya da Lemina fark etmez. Yani Galatasaray'ın ön oynama refleksi kaybolmuş gibi. Evet herkes orada duruyor. Çok Orada duruyor boşluk bu. var bir de. Galatasaray'ın buradan yola çıkarak hani Galatasaray genel olarak öne gitmekte zorlanıyor, 3. bölgeye gitmekte zorlanıyor. Levent Şahin bir maçtan sonra bunu itiraf etmiş. Yani itiraf da demiyor. Bu tespiti gönül rahatlığıyla paylaşmıştı. Şimdi bölümler var, kesitler var aklımda. O kesitlerden yola çıkarak bir saha içi çözümü olabilir mi? En azından geçici olarak. Ne olabilir? Konyaspor maçının, Galatasaray Konyaspor maçının ikinci yarısındaki 15 dakikalık dilim Galatasaray Real Madrid maçının belli bölümleri ilk yarıda özellikle tamam pozisyona girdi Galatasaray. Evet yani ilk çok pozisyona yani belirmedi. 10 dakika ile 11, on, 10 ile 20 arası gibiydi değil mi? Evet ya? bir de Belhanda'nın daha sonra evet. girdiği bir tane var. Yani burada şey unutun tamam Real Madrid çok pozisyona girdi. Tabii, o kısmı unutarak. Hücum, bu hücum problemini çözmeye çalışıyoruz. Beşiktaş Galatasaray maçının yine son 15 dakikalık bölümü. Böyle çok büyük bir zenginlikten bahsedemeyiz ama bir hücum üstünlüğünden belki bahsedebiliriz skorunda etkisiyle. Bunların ortak noktası ne? Galatasaray çift santiforla sahada. Yani o Konya maçının ikinci yarısının ilk 15 dakikasındaki oyun da öyle. Real Madrid maçı da öyle. Beşiktaş deplasmanı da öyle. O zaman acaba e, hani sadece saha içindeki aritmatikle her şey çözülür mü? Çözülmez ama yani iki santiforla daha fazla rakibe baskı yapabilirsin. Biraz daha direkt oynarsın. Orta sahadan yani geçişi evet belki e, pas oyunu kadar sağlıklı olmaz ama şu anda zaten o yapılamadığı için bir çözüm aranıyor. Galatasaray sanki çift santforlu biraz daha direkt oynayarak belki çok çağdaş modern futbolun 2019 yılında gerektirdiği bunlar değil gibi görünüyor. Ama belki kaleye o zaman daha çok gider. Biraz da dönen toplarda doğru pozisyon alırsa belki rakiplerine daha iyi bir baskı kurar ve hücumda daha fazla üretken olur. Peki, Benim naçizane önerim bu aldığım kesitlerden çıkardığım sonuç. Çift forvet diyorsun. Bu çift forveti oynamak için birkaç birkaçtan fazla diziliş var da Galatasaray'ın bize gösterdiği bir de üçlü savunmayla çift forvet oynadığını Doğru bir bölüm Real Madrid maçı şöyle. Üçlü da gibi radikal bir Ya şimdi orada şöyle bir şey. Şimdi 3 üç, yani üçlü savunma çift ve çift santrafor oynadığın zaman yine hani orta sahadaki şimdi 4-4-2 oynamanın zorluğu ne? 2 orta sahil evet. oynuyorsun. Evet. Genelde de herkes 3 orta sahayla oynadığı için yani 4-3-3 de oynasa, 4-2-3-1 de oynasa değil mi? 3 e, üç orta sahayla oynamayı tercih ediyor takımlar genelde. Orada 2 kişiyle eksik kalıyorsun. Bu bir handikap yaratıyor. Şimdi o zaman 3-5-2 yani Real Madrid maçındaki plan olursa ilk yarısındaki plan gene orta sahada 3 kişi olacağı için. Hani o sayısal üstünlükten böylece feragat etmiş evet, olmuyorsun. Olmuyoruz. Ha, buradaki problem ne? kanatların savunmasında problem Hiç çıkabilir kişi. ortaya. Çünkü bir sağ kanat ve sol kanat birer kişiye bırakmış oluyorsan yani Çok yüzeysel anlatıyorum. Orada bir problem yaşanabilir ama zaten hani bir yerlerden alıp bir yerlere vermesi lazım Galatasaray'ın bu sorunu çözebilmesi. Çünkü, çünkü bu bugünden yarına bir organizasyon şemasıyla ortaya çözülecek bir problem yok gibi görünüyor. Yani ben birinci problemi Galatasaray'ın bence sahada organizasyonu oyuncuların kalitesiyle ilgili bir problem yaşadığına inanmıyorum. Oyuncuların fiziksel form durumu ve sahada bir bütün olarak hareket edememesi. Eğer bu bugünden yarına çözülemeyecekse belki bu tip iki Santforlu çözümlerle daha pratik, daha kestirme bir yol bulunabilir. Önerim Şimdi bu benim. söylediğine daha katılıyorum. Bunun örnekleri var. Hatta başarılı olduğu mesela hani en yakın örneği ya da en keskin örneği Antonio Conte'nin Chelsea'si. Hani bir Arsenal maçı var devreye 3-0 yenik gidiyorlar. İkinci yarıda üçlü savunmaya bir geçiyor. Bir anda şampiyonluğa yürüyen bir takım. İşte bu Victor Moses'ı sağ kanat oyuncusu olarak 3-4-3 sisteminde yıldızlaştıran sistemden bahsediyoruz. Böyle bir şok tedavisiyle hayata dönen takımlar var. Şampiyonluğa yürüyenler de var. Ama şimdi şok tedavisinden dedim. Şöyle bir örnek vermeyi düşünüyordum aslında. Galatasaray'ın şu anda enerjiye ihtiyacı var. İkincisi organizasyonel. Galatasaray arabasının tekerlerinin dönmesi lazım yeniden. Tekerler dönmüyor. Yani hani şey tabir vardır ya araba aküsü biter vurdurmak gerekir bir yokuş aşağıda artı, arkadan ittirmek lazım. Yani bu enerji ya da bu elektroşoku nasıl vereceksin o önemli. Yani Belhanda'yım kadro dışı bırakacaksın. Çünkü Fatih Hoca yaklaşık 3-4 haftadan beri evet. net sert mesajlar veriyor ama hocam kusura bakmasın bu mesajları verirken ben alıyorum bir şeyler alıyorum. Ama neyi alıyorum diyor ki hocam ben sorumluluğu ben üstüme alıyorum diyor ama bazı oyuncular da diyor sahada demek ki yanılmışız diyor. Şimdi alıyorum sorumluluğu yansıtıyorum X evet. ad da verilmiyor. Demek Doğru. ki bundan sonra diyor 17-18 yaşındaki oyuncularla oynayacağız diyor. E, bende de kabahat var diyor ama böyle FT dedi ya kendi FT takımı böyle olmaz diyor. Şimdi sorumluluğu alınca ben açıkçası uzatmayayım lafı ben Fatih Hoca'yı Herhalde yüzlerce basın toplantısını yerinde ve televizyon başında sonuna kadar seyretmişimdir ve işte 90 97'de mesleğe başladım. 99'da NTV'ye girdim. Yüzlerce toplantı yerinde takip ettim. Onlarca diyelim hadi fazla abartmayalım. İlk defa Fatih Hoca'yı basın toplantılarında tek ekseninden kaymış gördüm. Yani ekseninden şu kastım. Zaman zaman bütün teknik adamlar gibi Fatih Terim'de basın toplantılarını, Jose Mourinho der ya bir sonraki maç, bir maçı basın toplantısında başlar diye tamam. zaten. Yani o psikolojik olarak taraftarı hı hı. organize etmek, futbolcusuna mesaj vermek, Doğru. hakemlere ayar çekmek, federasyona tepki göstermek, rakip rakip teknik direktöre mesaj, mesaj yani. gibi gibi birçok şeyi ve Fatih Hoca bunları har yapan ve de dolayısıyla kamuoyunu avucunun içinde tutan ve istediği mesajları da istediği şekilde etrafı kırıp dökmeden, etraftan kastım Galatasaray camiasına. Hı, hı. E, zarar vermeden yapan bir teknik adam başında geliyor. Ancak bu son dönemde e, özde kullanmadan şimdi ben anlayamadım bunu Fatih Hoca stratejik olarak bu açıklamaları mı yapıyor diye düşünüyorum. Benim kafam karışıyor çünkü ben o mesajları artık alamıyorum Fatih Hoca'dan. Futbolcular nasıl mesajlar alıyor? Yani bundan Belhanda'ya bir hafta önce sahip çıkılıyordu. Hı hı. Yüksek tonla bir açıklamayla. Evet. Şimdi ise yine Belhanda eleştiri oklarında ve Fatih Hoca yine sahip çıkıyor mu? Bunlar tamam basın toplantıları peş peşe eklendiğinde tek bir düşünce e, ürünü mü? Yani e, ucunda bir amaç var mı? Çünkü eskiden şöyle Galatasaray eskiden dedi yakın geçmişte Galatasaray e, mesela bildiri olayı var ya. Hangi bildiri? Kulüpler Birliği bildirisi. Aha, evet. Ya da işte e, sayın Ali Koç'la alakalı olarak Fatih Hoca ile ilgili Fatih Sayı Fatih Terim ile ilgili söyledikleriyle alakalı. Fatih Hoca ona cevap vererek ya da vermeyerek, hı hı. topa girerek ya da girmeyerek istediği yöne tartışmayı çekip oradan da karlı çıkabiliyordu. Şimdi ben böyle bir şey görmüyorum Fatih Hoca'nın açıklamalarında. Ee, yek düşünce mi diyeyim, bir sistematik hı. mi diyeyim, eksen mi diyeyim. Yani sanki biraz böyle şey oldu gibi söyledi karşılığını alamadı. Ya bir de böyle söyleyeyim böyle bir deneyeyim. Seyirci değil taraftar söylem istiyoruz. Bir bakıyorsun zaten tribünler 35 bin 40 bin kişi zaten e, Belhanda'ya çullanmış. Evet. Yani e, bir ayar bulunamadı gibi geliyor. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum uzun lafın kısası bu arabayı iteceğiz yeniden motoru çalıştıracağız ya Hı. Fatih Hoca omuzladı itmeye çalışıyor olmuyor. Yani buna belki şöyle bir şey lazım Ocak ayını işaret etti zaten Fatih Hoca ister istemez. Yani sezon sonuna 17-18 yaşındaki oyuncularla getirecek değil. Bir transfer döngüsü yine çalışacak gibi. Yönetimden bir omuz istiyor belki Galatasaray arabasının tekeri dönmesi için. Bu da dediğin gibi saha içerisindeki dizilişi değiştirerek olmaz. Yani FT takımları üçlü oynar, dörtlü oynar. Fatih Terim takımları nasıl oynar? Cem Dizdar geçen de TRT Spor'da çok güzel bir Serkan Yetkinli programında. Galatasaray gibi oynasak diyor ya. Evet. Galatasaray nasıl oynar? Bana bir şey yapabilir misin? Dönem dönem değişmiştir ama ya genel Terim olarak çok güzel. Fatih Terim Galatasaray çok özel Fatih Terim Galatasaray genel olarak önde baskı yüksek tempo coşku ama geçen sene de Galatasaray şampiyon olurken bunu çok sadece sergileyemedi. Değil, onu unutmamak değil lazım. Bir önceki sene de çok sergileyemedi. Bazı özel iç saha maçları dışında Galatasaray iki sezonun en iyi futbol oynayan takımı değil, değil. şampiyon olurken. Evet. Ya onu unutmamak lazım yani. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum aslında Galatasaray ve Fatih Terim ekolü dediğimiz şey son dönemde çok fazla kendisini göstermiyor. Doğru. Onun için de Galatasaray gibi oynamak deyimi hani kafalarda da bir mit vardır ya Fenerbahçe taraftarı işte yine 95-96'ya gideceğim hatta Alişan döneminde Brezilya gibi işte Payarada da gelince sarı formallı lacivert. Yani Brezilya gibi oynamadı. Yeni oynamadı. Brezilya gibi ya, oynadı. Yeni Brezilya gibi, oynadı. yeni Brezilya gibi oynadı. Kemalettin Şentürk sağ olsun evet. onun sayesinde şampiyonluğu kazandı Fenerbahçe uçağı Kemalettin yan pas yan pas yan pas 7 tane ya da 8 tane 1-0 var. Şimdi evet. e, Fenerbahçe gibi oynamak işte Fener coşkulu futbol ya da bol paslı Brezilya usulü diye kafada bir mit vardı. Çok da fazla öyle oynamaz. Galatasaray'da bu Fatih Hoca ile beraber bu coşkuyu enerjiyi sahaya yansıtıp kazanan takımdı. Yani çok fazla sahadaki dizi, dizilişlerle alakası yoktu. Problem zaten orada başlıyor. Yani Galatasaray Guardiola takım nasıl oynar? Üçlü oynar. E, orta, üçlü bir forvet hattı vardır ve oyuncular bir klasik dokuz numarası yoktur, sahte dokuzda oynar gibi birçok taktik detay verebiliriz. Evet. Ama Fatih Hoca'nın takımında hani süratli top taşıyan adamlar vardır ama ortak noktası Fatih Hoca coşkusuyla, enerjisiyle ve özellikle iç sahadaki baskısıyla rakibini boğar. Tamam. Teknik bir detaya girmedik değil mi? Vardır kuşkusuz şimdi dinliyorsa o biz bu çalışmaları yaptık diyebilir evet, ama, ama genel yapıyoruz. biz betimlerken bunları söylüyoruz. Hayır bir de zaten ha, Fatih Terim'le ilgili betimleme yapmak şu açıdan hem çok kolay hem çok zor. Çünkü dört ayrı dönemden bahsediyoruz. Bu da dört ayrı kadro demek. Anlatabiliyor muyum? Yani 96-2000 kadrosunun kendi bir kimyası vardı. Oyuncu grubunun hmm. özellikleri vardı. Daha sonra işte 2002-2004 kadrosunun başka bir özellikleri vardı. 2011-2013'ün başka özellikleri vardı. İşte son kadronun da başka özellikleri var yani. Hepsi aynı takımlar değil, değil. ki aynı futbol oynasın. Veyahut da, veyahut da Guardiola gibi her gittiği takıma her istediği oyuncuyu Galatasaray burası alamazsın yani. Ha ama burada benim katılmadığım bir nokta var. Galatasaray'ın kadrosu hala iddia ediyorum. Fenerbahçe'nin de önünde Beşiktaş'ın çok çok önünde ben zaten. Ben katılıyorum buna zaten. Evet. Katılıyorum. O zaman katılıyorum. bu takım niye oynamıyor? Niye iyi oynamıyor sorusunun cevabını ben teknik direktörde arıyorum. Yani başka kimde arayacağız? Her da takım için her da... da diyecek ki çıkacak diyecek ki kardeşim He. ben bu futbolcuları istememiştim. Ben zaten ona, şuna da kızıyorum. Ona getiriyor lafı zaten. Getiriyor. sıfır bu ama olur mu yani? Yani şöyle geçen de tam ifade edememiş olabilirim. Şimdi bir taraf 1 milyar dolarla kadro evet, kuruyor olabilir tamam. ve ya şimdi 1 milyar dolarla kadro kuruyor olması tabii ki avantaj. Yani bunların evet. 3-5 sezon önce işte Kevin De Bruyne sakatlanıyor. Devre arasında gidiyorlar. Ligin en değerli diğer oyuncusu Mahrez'i alıyor mesela evet. Manchester City. Tamam. Senin öyle bir lüksün yok ama. Tamam. 96 2000 yılları arasında Galatasaray efsanevi başarı yaratırken UEFA Kupası sonrası Süper Kupa'yı kazanırken de rakipleriyle arasında böyle bir marj vardı. Rakamlar biliyorum. daha küçüktü ama o zaman gidip 6,5 milyon, 7,5 milyon euro bir oyuncuya veremiyordu Galatasaray. Şimdi kadrosunda 3,5-4 milyon barajını geçmiş birçok futbolcusu var. Evet. E o zaman da Real Madrid'de Raul vardı, Roberto Carlos vardı, efendime söyleyeyim Fernando Morientes vardı, ee, yine Zinedine Zidane vardı. Yine 5 katı fazla para vererek Tabii kurulan canım. kadrolardı. Galatasaray hepsini çatır çatır oynayarak Milan'ın da, Real Madrid'ini de, evet. işte Paris, Paris Saint Germain, Barcelona'sını da Evet yenerek devam ediyordu. Yani bu şu artık ben de adaletsizlikten müzdaribim, Türk futbolu, ve şey bu Arap sermayesiyle alakalı olarak evet ciddi bir adaletsizlik var ama yani neyse peki bir ben derim başka bir konu peki. başka bir konu yani Galatasaray'ın eli o kadar eli kolu o kadar bağlı değil. bakın Falcao Avrupa'nın en iyi yakın geçmişin en iyi forvetlerinden birisi senin takımda oynuyor. Enzonzi Fransa milli takımının orta sahası, evet. senin takımda oynuyor. Jean-Michel Seri 20 <laughs> milyon euro nisten gitti işte Premier Lig'e. Yani stoperini alırken 8 milyon euro bonservis veriyorsun. Nagatomo 8 sene Inter'de oynamış. Kaleci Muslera dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Yani Tabii Real Madrid iç sahada yenildiğin zaman bunlar da böyle yani... Orada da mesela Fatih Hoca'nın işte biz diyor hani... Orada da iğneleyici açıklamalar yapıyor ya hani... Real Madrid eski He. günde değildi de biz ona He. yenildik hani böyle diyordunuz diye. Ya yani Galatasaray hani... Tarih bize bunu Fatih Hoca söyletiyor daha daha e, adaletsiz durumlarda daha büyük başarılar elde etti Fatih Hoca'nın Galatasaray. Ya Onu söylemek istiyorum. Yani bu durumu adaletsiz olarak tanımlamak da bence doğru değil. Gerçek, realite. Real Madrid her zaman senin 10 katın daha pahalı kadroyu kuracak. Yüzde yüz. Başka çare, ha, yüz <laughs> yıl sonra Türkiye ekonomisi Avrupa'nın birinci ekonomisi olur belki yani bir görürsek ondan sonra o zaman Galatasaray niye Real Madrid'den daha iyi kadro kurmuyor diye belki bizim torunlarımızın torunları belki eleştirirler bu stüdyolarda otururlarsa. Brahim Diaz kaç 25 mi verdiler? Şimdi şunu yine anlatamadım hissettim kendi kendime dinlerken. Yani bir takımın 1 milyar dolar harcıyor olması o takım 1 milyar dolarlık olduğu anlamına gelmiyor. O zaman Leicester City anlatabiliyor muyum Yav... demek istediğimi? Çünkü gidiyor Brahim Diaz'a 25 30 veriyor. Evet o bir zaman... takım avantajları var. Ajax nasıl geçen sene yarı finali finali son saniyede tabii kaçırdı. Ajax, tabii Ajax çok işte ee, böyle hep ama, ayarlarımızı bozan bir örnek. E tamam ama çok örnek işte yani. yani o, o 25 o... milyon euroluk bütçeyle finali son saniyede kaçırdılar yani. Futbol mu ya yani futbolu bu yüzden seyrediyoruz. Bu yüzden yorumluyoruz zaten. Güçsüzün güçlüğü yenme ihtimalini en yüksek olduğu spor olduğu evet. için bu kadar seviliyor. Bununla ilgili çok komik bir şey vardı. Hangi sosyal medya hesabıydı bilmiyorum. Twitter'da gördüm. Bir konuşma balonu yapmışlar altına şey. Hoca soruyor Falcao'ya müsait misin diyor. Falka diyor ki değilim hocam diyor. <laughs> hani o müsaitse oynatacağız o küçük bir gönderme ya de evet. vardı. Güzel bir espriydi. Ee, yani bu konuyla alakalı e, bir de şöyle bir şey var bak. Şimdi Fatih Terim yeni kurulmuş bir kadroya geldi tamam mı? Ve kendi kurmadı bu kadroyu. Evet. Ya yani bu kadro işte Dursun Özbek zamanında işte Igor Tudor, Ayhan Akman o dönem scout ekibi hala aynı. Orada bir devamlık var. O dönem kurulmuş bir kadro işte Mariano'su, Fegulisi, o Belhandası, şeyi Nagatomo'yu Fatih aldı. Ama aslında kendi kurmadığı kadro ama artık 11'e bakalım. Beşiktaş maçının nomine burada var. Manchester United Liverpool var. Mustera zaten yıllar önce kendisi getirmişti. Mariano'yu çık. Luindama. Marka. Marka o Nagatomo. Kim Hı. aldı bunları? Fatih Terim aldı. Enzonzi'yi kim aldı? Fatih Terim aldı. Lemina'yı kim aldı? Fatih Terim döneminde alındı. Belhanda'yı geçtim. Babel, Andone yani Oynası, tersten Falka. gidiyorum. Tersten gidiyorum. Mariano, e, Feguli ve Belhanda dışındaki 11'de 8 Fatih Terim. Siz kurdunuz hocam zaten bu takımı sizin kurduğunuz takım zaten bu. Sizin döneminizde alınmış oyuncular 11'de 8 daha ne olabilir ki? Şimdi bir soru daha alalım buradan çünkü bu konu öyle bir evet, çok yani derin 20 bir dakikanın üzerinde konuştuk. Bilmem farkında mısın? Biraz evet, farkındayım. hızlı gittik. Şimdi şöyle bir soru vardı. Neydi soru? Ali Ali Atik. Ne diyor Ali Bey? Muslera'nın yediği aynı yedi golün aynısını Altay'da yedi. Muslera iyi kaleci, Altay neden kötü kaleci diye Bence hangi goller ya? Ben gol aklıma gelmedi ama Altay şimdi bir, kim şimdi bir kere bize söylüyorsa bunu hani ben özür dilerim. Yok hayır gezi davrandım. Bir şey... Ben Altay'ın çok iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Ben Hatta de. yaptığı yan toplarda da e, gereğinden fazla eleştirildiğine inanıyorum ve hep söylediğim Hı. şey o eleştirilere aman fazla kulak asmasın. O yan topları cesaretle çıkmaya devam etsin. Ne zaman çıkıp çıkmayacağını zamanla daha da iyi anlayacak zaten. Onu görecek. Ya Bir de Musera'nın 21-22 yaşındaki maçlarını izlerseniz evet arkadaşlar yani. <laughs> Musera Galatasaray'a geldikten sonra evet Lazio'dan geldi. Çok önemli bir kulüpten geldi. Hatta yurt dışından İtalya'da İtalya transferi olurken büyük sansasyonla gelmişti. Transferi de gecikmişti hatırlar mısın? Onun için <laughs> Lazio 41 yaşında da evet. mıydı? da diye bir kaleciyi yeniden lisans çıkartmak zorunda kaldı. Problem çıktığı için Muslera'nın lisansında. Ama bu yaşlarda Muslera'nın yediği goller Altay'ı aratmıyordu yani. Evet, yani evet. o tecrübesiyle Altay'ın ben de iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi olacağını Aynı düşünüyorum. Yeterli de, altay... yeter destekte de veriliyor. abi Bilmiyorum hangi, hangi golleri yani? benzettiler ama bu sene Muslera Galatasaray kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Evet tabi canım yani. Bu da Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu anlatan şeylerden biri. E, hemen yeni bir soru için bakıyorum. Ya Fenerbahçe konuşun demiş. Fenerbahçe'ye geçelim demiş. Has Spartaküs. Birçok soru var ama aradan bir de söz dalaşı oluyor ya karşılıklı. Ya, o ya, zaman evet, çok zorlanıyorum Bu soru bulmakta. Konuşalım Fenerbahçe'yi de ben sana bir soru sorayım. Tabii. Şimdi hani Galatasaray büyük bir krizde. Bu krizden nasıl çıkabilir şimdi burada bir süre tartıştık, konuştuk kendimizce bir takım çözüm önerilerinde bulunmaya çalıştık. Evet. Peki Beşiktaş krizden çıktı mı? Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sezonda Fenerbahçe işte bir takım derbi maçlarında özellikle hani Galatasaray geri dönüş 2-0'dan 2-2 hmm. de Kuman dönemine gelmişti Erwin hmm. Kuman. Hani Fenerbahçe işte karakter koydu. Bu hmm. galibiyet, bu bir puan galibiyetten Daha galibiyet fazla. gibi 3 puandan fazlası gibi bir puandan fazlası olmuyor. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin geçen sezon kalite kadro kalitesi ve takım bütünlüğü ve kimyası özellikle hmm. bütün yani o değerler var ya kendi kafamızdan da uyduruyor olabiliriz o takım kimyası, kadro kalitesi falan. Yok gerçekten yani çok... vasatın altındaydı, ortalamanın altındaydı. Onun için böyle konsantrasyon seviyesi üst düzeyde olan ve bütün camianın birleştiği maçlarda iç sağ avantajını kullanarak ya da dönemsel olarak bu konsantrasyon seviyesiyle, teknik direktör değişimiyle alınan sonuçlar geçici, ağır kesici. Yani Beşiktaş'ın ciddi kadro problemi var derinlikte. Yani şimdi umut ayır. Umuyorum çok başarılı olur. Umuyorum Beşiktaş'ta da kalıcı olur, devam eder ama şeyi belli, seviyesi potansiyeli belli. 26 yaşında bir forvetten bahsediyoruz. Orta sahada ciddi problemleri var Beşiktaş'ın. Yayıcı kazanması gerekiyor. Yayıç ile ilgili problemler var. En değerli oyunculardan birisi yedek başladı. Ee, savunmasında eğer e, Vito, Ruiz Vida ikilisi birlikte oynarsa bir istikrar sağlanabiliyor ama onları da devamlı birlikte oynatamıyor. Esas problem Forvet'te işte Burak'ın alternatifi yok Umut var. umutla Burak arasında aslında uçurum var sağlıklı Burak arasında. Tabii. Bu da üretkenliğini son derece sınırlıyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş işte hazırlık maçlarından başlamakla beraber ciddi şekilde gol problemi yaşıyor. Üretimde problemi var ve bunu aşmakta da sıkıntı çekiyor. Bunun önemli nedenlerinden birisi bir Abdullah Avcı'nın e, oynatmak istediği kadroya kaleciden başlamak üzere çok uygun bir kadro yok. İki e, kalite anlamında ama da zaten. vazgeçti, değiştirdi. oyunu. bıraktı. Ha bence o da tartışmaya açık bir durum. Yani, ne olacak? Yani şey yani şimdi bir idealle geldi Abdullah Avcı Beşiktaş'ın başına e, kendi hayal ettiği oyunu oynatmak üzere geldi ama ben ta hatırla sezon başlamadan bu oyuncu grubunun o oyuna uygun olmadığını Söylemiş. öngörüyorduk. Söylüyorduk. Söylemiştim. Ee, bunu Abdullah abici hayır inandı olmadı buradan geri adım attı. Hayır biz o zaman başka bir oyun oynayalım dedi. Bence bu da tartışmaya açık bir durum. Bir Bir görüş der ki ya sen o kadar eğer idealistsen skorlara ve sonuçlara bakmaksızın sen bildiğin oyunu oynatmaya devam etmeliydin. İnandığın oyuna. Bir görüşte der ki hayır tamam adam gördü bu oyunla devam edemeyeceğini ve doğru bir karar aldı ve değiştirdi. Yarın öbür gün istediği oyuncular alınabilirse kendi oyununu oynatır. Ya tabii şimdi Abdullah Avcı'nın hep diyorsun? aynı şey söylüyor. Tabii ki yani bence iyi teknik direktörlük konu gerektirir. Yani iyi teknik direktörseniz kafanızda Doğmalar olmaması yani ben buna inanıyorum böyle oynatırım ve bundan da şaşmam demek bence hatalı yine geçmişe döneceğim geçmiş daha kuvvetli ya bende mesela Zidenek zaman Fenerbahçe'ye geldi şimdi yaş yetmez bizi seriden genelin de çok enteresan bir teknik adamdır yani işte Lecce'yi çalıştırdı Roma'yı çalıştırdı takımları başka takımlar da çalıştırdı İtalya'da Tabii, çok takım çalıştırdı yani çok takım çalıştırdı çok da Parlattığı yıldızlar da vardı hı hı. mesela Ferhatlı bunlardan birisi son parlattı oyuncu çünkü çok pozitif bir anlayışı vardır ve farklı bir futbol dünyası vardır ama takımları 90 gol atıp 70 gol yiyebilir ya da 65 gol yiyebilir. Şimdi o dönemki Ozan Mustafa Doğan'la da konuştuk daha sonra Fenerbahçe kadrosunda bu dediğim 2000-2000, 99-2000 sezonu meşhur Pendik faciasını yaşandığı sezon. Yani Fenerbahçe'ye gelmeden zaten daha uçakta çünkü şöyle bir adamın kafasında bir kalıp var. Benim oynattığım futbol belli Fenerbahçe beni istiyorsa bu futbolu istiyordur. Marka yani Guardiola'yı alırsanız nasıl... Mourinho futbol beklemezsiniz. Zemandan da öyle beklersiniz. Şimdi kafasındaki bu futbol anlayışını değiştirmediği için Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmişti. Sizlenek zaman çok saygılı duyulan bir teknik direktör. Ancak kafasında böyle bir prango olan. Ya yani 3-4-3 oynatırım diyor kardeşim. Hı hı. 3, 3 oynatırım, 4 orta saha, 3 forvet oynatırım. Bolis sola çık falan oynuyordu o takımda. E şimdi iyi teknik direktörlük bu değil. Zeman'ın kupa dolabında kupa yok. İyi teknik direktörlük elindeki kadroyu ...kafandaki sisteme göre hem ikisini birlikte eğip bükebilmekle alakalı. Yani geliştirebileceğin oyuncuları kendi anlayışına göre geliştirebiliyor musun, eğebiliyor musun? Yoksa oyuncular aslında teknik bilgisi, taktik bilgisi sınırlı. Dolayısıyla belirli bir formatın dışına çıkamıyor mu? Bunları çok zor bir şey dediğim şey. Yapabiliyor mu, yapamıyor mu ona karar vereceksin. Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın yaptığı ki... Abdullah Hoca'nın bunu yine söylüyorum. Senelerdir zaten o İstanbul Büyükşehir Belediye'den... Rakibi cezalandırma futbolundan getirdiği nokta 10 küsür seneyi aldı tamam bir şey demiyorum ama sonuçta geldiği topa %70 hakim olan neredeyse 1-0-2-0'u bulan ondan sonra kontrol edebilen yeri geldiğinde de bekleyip arı gibi sokan takım yaratmıştı. Ya bu anladın mı? Hibrit takım yaratmıştı. Bu kolay kendisi de her basın toplantısında aşama aşama gidiyoruz. Bunu yaptık şunu yaptık diye de dili döndüğünce anlattı. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir zaman yok. Öyle bir sabır da yok. E, başlangıcı da çok kötü oldu. Evet. Yani Abdullah Hoca şimdi bunu değiştirmek istiyor olabilir. Değiştirdi. Ya değiştirdi ama bunu kalıcı olarak mı ha. yoksa ya yani şey makarayı başa mı sardı yoksa bu sadece artık bakıyor iş elden gidiyor camı kırdı. Ya bir de böyle deneyelim deyip. Hani planlı mı? Yoksa geçici hani o Anladım. şey makyavelist e bir çözüm mü? Altyapısı olmadan o önemli bir detay. Hani büyük takımlarda da öyle hani bekleyip cezalandırarak oynamak ya da topun kontrolünü rakibe vererek şampiyonluğa yürünür mü? Az derbilerde yaparsın belki. Belki derbilerde. Belki. Ee, bence bu galibiyet Galatasaray galibiyeti Beşiktaş'ın krizden çıktığı anlamına gelmiyor. Bir elektroşokla hayata döndüğü anlamına geliyor. Krizden çıkması için hem oyun olarak hem de sonuç olarak Beşiktaş'ın daha mesafe kat etmesi lazım. 35 Çünkü ilk, ilk aldığı kötü sonuçta tekrar krize girer. 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 35 dakikayı geçtik 40'a doğru gidiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili konuşmuyorsunuz diyorlar ama şimdi Fenerbahçeliler mutlu olsun. Geçen sezon ben bu dönemde hatırlıyorum. <laughs> sürekli yani Fenerbahçe daha, konuşuyorduk. <laughs> sürekli, yani bir takım neden konuşulur? Ya olağanüstü iyi işler yapıyordur evet. ya da çok kötü durumdadır. Hani her şey sütlü manken. kenar takımdan biraz konuşuyoruz ama şimdi Galatasaray'da bir çalkantı var belli. Beşiktaş krizden çıktı mı çıkmadı mı o daha popüler bir konu. Fenerbahçe'de işler yoluna girmiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı takımdan memnun, taraftarı hocasından memnun. Son maçında kazandığı için eee Tarsus maçında beklenmedik bir şey olursa tabii ki bir değerlendirme yapılır ama bir cümleyle belki şöyle özetleyebiliriz Fenerbahçe'yi. Kendi adımı ben öyle görüyorum. Ee, özellikle beklerin kendi orijinal pozisyonda oynayan oyuncuların geri dönmesiyle, stoperin stoperlerin de öyle olmasıyla zaten orta sahada hani çok ee, derinliği ve kuvveti olan bir orta saha yarattığını söylemiştik Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe defansif olarak kusursuz, kusursuza yakın Artık bir performans sergiliyor, en azından iki haftadır öyle. Yani e, rakipler hiç pozisyona giremiyorlar veya girer girdikleri pozisyonlar gene bireysel hatalardan oluyor. Ofansif olarak da henüz bu kusursuzluğa erişmedi. Zaten bu kadroyla ofansif olarak bu kusursuzluğa erişmesi çok mümkün değil gibi görünüyor. Ben de biraz farklı düşünüyorum. Onu da gelecek programda Cuma gününe birlikteyiz herhalde. Gördüm kadar. Evet Cuma, Cuma birlikteyiz. Cuma yokum yok ben yokum. Övünç var öyle övünçle konuyor zaten geçmiş olsun. <laughs> ya hayır ben Fenerbahçe'nin defansif olarak özellikle bireysel hatalar nedeniyle çok ciddi zaafının olduğunu düşünüyorum. Zaten görünüyor yani Hı -hı. ya kaleci hatasından ya stoper hatasından işte Alanya maçında 3 tane basit hatadan gol yiyor. En son Ama ben son 2 hafta dedim dikkat edersen. Son 2 haftada da işte orada da ya yani şimdi farklı bir konuya. Yani hücumunun savunmasından güçlü olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Oo, biz tamam tamamı zıt düşünüyoruz. Evet. Tamam. İlk fırsatta Bu bunu seninle Ben de tam tersini düşünüyorum. Savunmasının hücumundan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.